Merhabalar. Şuradan müziğimi kapatayım. Telif yemeden herkese merhabalar, selamlar hocalarım. Bugün neden toplandık? Paragraf soru çözümü yapacağız. Çünkü 2022 Ağustos YÖKDİL'de çıkmış olan sağlık, sosyal, fen paragraflarını birlikte tarayacağız. Daha önceden paragraf soruları çözümleri yaptık zaten. Ama paragraf soru çözümü yaparken her kelimeyi bilmek zorunda mıyım hocam? Hayır, her kelimeyi bilmek zorunda değilsiniz. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak paragraf sorularından başlamamız gerekiyor ve paragrafta bulunduğu yere atıf yapmamız gerekiyor. Şimdi YÖKDİL Fen'de çıkmış olan paragrafımızdan bir bakalım neler olmuş. Şöyle bir yer, The Structure of a Planet. Şimdi gezegenin atmosferi, bir gezegenin atmosferinin yapısı ile ilgili bir true false sorusu. According to it is clear, clearly state. Açıkça belirtiliyor. It is true, doğrudur gibi yapılarında direkt pasajdan al gel cevabı diyor. Onun dışında 70. soruya baktığımızda it is clearly state gene ne var? Gene bir true false sorusu var. Pasajda şu belirgindir, açıktır demişsin. Ne belirgin bir bakalım pasajda. Şimdi Merkür'ün atmosferi. Benim odaklanmam gereken bu soruyu doğru cevaplayabilmek için Merkür'ün atmosferinin geçtiği yere odaklanmak, başka bir yere bakma diyor. Tamam, onu da alır geliriz. Onun dışında mainly focus on, mainly about soruları. Genellikle olarak mainly about ya da title sorularını çözerken paragrafın giriş cümlelerine ve son cümlelerine dikkat ediyoruz ve genel olarak bu paragrafta tek bir yerde geçen doğru cevap asla olmaz. Genel olarak neyden bahsediyor? Genel bir çatı düşünmemiz gerekiyor. Maalesef Erhan Hocam. Şimdi baktığımızda öncelikli olarak birinci cümlede ne demiş? Paragrafımıza büyüklenelim. Bir gezegenin atmosfer yapısı. 2. Merkür'ün atmosferiyle ilgili. 3. Genel olarak bu pasajda neyden bahsediyor? Diyor ki bir gezegenin atmosfer yapısı bağlıdır. Cevap geliyor sanki çok sayıda faktöre. Bak birinci sorunun cevabına dikkat et. Peki bu main nebatı da atıf yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki ben bu pasajda gezegenin atmosferini belirleyen faktörlerden bahsedeceğim demek oluyor bu. Tamam. Birisi is proximity, yakınlıktır güneşe. Birisi güneşe yakınlık. Those planet, gezegenler en yakın olan güneşe are less likely, daha az eğilimlidir içermeye hafif gazlar. Nasıl gazlar bunlar? Drive of by the sun, güneşin enerjisi tarafından yayılan hafif gazları içermeye daha az eğilimli. Birinci bilgim bu. Sonra Merkür illustrate, gösterir bu disiplini. Merkür'le ilgili bir cevap geldi. Demek ki güneşin enerjisi tarafından dağılan daha uçucu gazları içermeye daha az eğilimli Merkür. Buna atıf yapıyorum. It is so close, o çok yakındır güneşe, öyle yakındır ki o essentially gerek essential bu ille de gerekli olarak değil de hani hiçbir atmosfere sahip değildir diyebiliriz diyor. Tamam. Demek ki Merkür'ün atmosferi neredeyse hiç yok. Çünkü Güneş'e çok yakın. The major gas, temel gazlar found in this planet. Bu gezegenin gezegende bulunan gazlar öyle very thin, çok ince bir atmosferdir ki helyum ve sodyummuş bunlar. Her ikisi de both of which are probably, kesinlik yok, dikkat edin, muhtemelen. Muhtemelen Güneş'in rüzgarlarının remnant, kalıntıları. Neyden ziyade radar denlere dikkat ediyorsun? Onun gezegenin kendi iç yapısının gazlarından ziyade güneşin rüzgarlarının kalıntıları bu helyum ve sodyum yapısı. O da oldu. Sonra bazı astronomlar inanırlar şuna, yalnız dikkat edin hep bir ihtimaller denizi. Hep inanış probably yapıları var. Kesinlik yok yani. Bazı astronomlar inanıyorlar contribution, bu katkılar come from, gazlardan geliyor. Seep out from, gezegenin iç kısmından yayılan gazlardan geldiğine inanıyor. Diğer property, varlığı, determine the nature of the planet. Gezegenin atmosferinin varlığının, doğasının varlığını oluşturan diğer bir yapı da neylermiş? Etrafını kaplayan cloud, bulutlarmış. Şimdi burada bir güneşe yakınlık, iki buluttan bahsediyorsun. O has a right, çeşitliliğe sahip, bazen
contradictory efekt, hani çelişkili bir etkiye sahip, gezegenin atmosferinde karşılıklı zıt bir etkiye sahiptir. Bir güneş ışığı ulaştıkça gezegene bulutlar will reflect, yansıtacaklar. Some portion of that sunlight. Bu güneş ışığının bir kısmını, bir oranını yansıtacak back into the space. Uzaya geri yansıtır. The amount that is reflected, yansıtılan miktar bağlıdır kısmen composition, bu bulutların oluşumuna, yoğunluğuna, with whiter, daha beyaz, daha parlak bulutlar reflecting, yansıtırlar daha fazla ışığı siyah bulutlardan demiş. Tamam, bilgiler denizi. Some of the light, ışığın bazısı does pass through. Neyden geçen? Pass through, go through, geçmek, geçirmek demekti. Buluttan geçen ışığın bazıları Emilia Rennae tarafından, gazlar tarafından, gezegenin atmosferindeki, hep gezegen dediğimde Merkür'den bahsediyorum, ve rest, geri kalanı ulaşır gezegenin yüzeyine. Tamam, böyle bir pasaj. Gezegenlerle ilgili zaten fen metinlerim genellikle gezegen, hayvanlar, bitkiler, bunlar odaklı oluyor. Şimdi 69. soruya tekrar döndük, geldik, baktık. Şimdi bir gezegenin atmosferini belirleyen iki yapıdan bahsettin sen pasajda. Çeşitli faktörlere sahiptir dedin. Çok sayıda faktöre bağlıdır dedin ama bir, güneşe yakınlık. İki, diğer bir dediğin yapı neydi bak. Another, diğer bir belirleyici özellik nedir? Cloud cover. Şimdi birinci bu, ikincisine güneşe yakınlık. Bu bağlamda hareket et diyor. Tamam. Pasaja göre gezegenin atmosferinin yapısı çoğunlukla oluşturulur güneşe yakınlık tarafından. Şimdi internetimde bir sıkıntı var mı? Sesimde ya da görüntümde bir sorun oluyor mu? Yokmuş. Tamam. Şu an iyi. Şimdi dikkat edin. Adana Çakal. Her zaman şıklara geldiğinizde mainly, mostly, particularly, özellikle gibi vurgular eğer pasajda yoksa bulunduğu noktada, bunlardan uzak durun. Şimdi güneşe yakınlık tarafından oluşturulur atmosfer ama çoğunlukla mı güneşe yakınlık tarafından, yoksa çok sayıda faktörler var. Bunlardan birisi mi güneşe yakınlık? Bunlardan birisi güneşe yakınlık. Diğeri bulut kaplantıları. O zaman ben buraya mainly diyemem. Adana şıklarına dikkat. Bu gitti. Can be determined, muhtemel attığın ne tarafından? Bulut tarafından belirlenebilir. Doğru olabilir. Bağlıdır çoğunlukla, gene patladı. Çoğunlukla, largely, mainly böyle bir yapım yok. Çok sayıda faktöre bağlı. Bunlardan biri güneşe yakınlık. Bunlardan biri güneşin enerjisinin yansıması. O zaman gene largely olamaz. Atmosfer değişebilir. Bulutun oluşumu. Şimdi bu da bir dursun bakalım. Takes a long time. Çok uzun zaman alır to be formed, oluşması için. Zamana dair hiçbir vurgun yok. Acaba doğru cevabımız bizim Bursa mı yoksa Denizli mi? İki şık arasında kalmanı istemiş. Hemen git bulunduğu yere bak. Şu bulutun oluşumu değiştirebiliyor mu atmosfer yapısını? Hemen olduğu yere bir gidiyorum. Bulutun oluşumu demişti. Neredeydi o bulutumuzun oluşumu? Şöyle bir baktığımda yansıtacak güneş ışığını tekrardan, bulutun oluşumu bak, dikkat et, burada geçiyor. Şimdi bu miktar, yansıttığı güneş ışığı miktarı, atmosferle ilgili bir şey yok bu. Bağlıdır kısmen bulutun oluşumuna. Burada da bir çakallık yapmış. Pasaja gidip bakmadan asla işaretleyemezsiniz. Atmosferin yapısı değil, yansıttığım ışığın miktarı bulutun yoğunluğuna bağlı. O yüzden Denizli gider. Doğru cevabım direkt ne olur? Bursa olur. 70'e baktığında Merkür'ün atmosferiyle ilgili ne söyleyebiliriz? Hemen bulunduğu noktaya gidiyorum. Şimdi Merkür gösterir bu prensibi derken şu önceki yapıya dikkat edeceğiz. Bu gezegenler yakındır Güneş'e, en yakın olanlar daha az eğilimliler gazlar içermeye, Güneş'ten yayılan gazları içermeye. Merkür bu prensibi gösteriyor. O öyle yakındır ki Güneş'e, onun neredeyse hiç atmosferi yoktur diyorsun. Şimdi bu bağlamda baktığımızda hangisi doğru cevap olabilir? Diyor ki en ince. Şimdi en ince süperlatif bir vurgu. Diğer gezegenlerle karşılaştırıldığında en ince mi yoksa very thin, çok ince mi dedik?
Çok ince dedik biz buna, dikkat edin. En incedir diyemeyiz. Devamına baktığımızda bu gezegende bulunan gazlar verity, çok ince bir atmosfer olandır. Helyum ve sodyum demişsin. En incesi diyemeyiz. Süperlatiflerden uzak duruyorsun. O bir gitsin. Sadece iki gaz içerir. Helyum ve sodyum diyebilir miyim? Hayır. Sadece diyemezsin. İçerdiği iki gaz var ama sadece dememiş. Şimdi the major gaz, temel gazlar helyum ve sodyum. Diğerlerinden bahsettin mi? Bahsetmedin. Süperlatiflerden, sonu L'ye biten main, mostly, highly yapılarından uzak dur. Pasajda yoksa. Bu da gitti. Sadece sahiptir gazlara iç kısmından yayılan. Gene bir only vurgusu var mı cümlemde? Yok benim pasajımda. Ona öncelik verir miyim? Vermem. Bir de iç kısmından yayılan gazlarım sahip. Bir bulunduğu yere gidelim. Bakalım bak şimdi. Diyorsun ki bu her iki gaz muhtemelen güneş rüzgarlarının kalıntısı. Neyden ziyade? Gezegenin kendi iç kısmındakinden ziyade. Sadece içten yayılır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bazıları inanıyor gezegenin iç kısmından geldiğini. Bazıları buna inanıyor. Sadece diyebilir misin? Diyemezsin, gene gitti. Şimdi Merkür'ün atmosferi çoğunlukla oluşturuluyor dışsal kaynaklar tarafından. Bu bir dursun. Önemli ölçüde etkilendiriliyor iç elementler tarafından. Önemli ölçüde iç elementler diyemem. Bazıları buna inanıyor. Peki hocam Denizli'ye gidebilir miyiz? Şimdi Denizli'deki vurgu ne? Neredeydi? Şuradaki radarda ne? Dikkat edin. Her ikisi güneş rüzgarlarının, güneşin rüzgarlarının kalıntıları olabilir dedin. Neyden ziyade? İç kısımdan ziyade. Şimdi burada bir çıkarım aslında bir nevi geliyor. Dışsal etkilerle oluşuyor diyebilirim. Onun dışında bazıları gezegenin iç kısmından geldiğine inanıyor dedin. Bu da bir kesinlik değil. Bazıları buna inanıyor. Bazı astronomlar. O zaman şu radardan tuttuğun noktada gezegenin kendi own iç kısmındakinden ziyade bunun yerine güneşin rüzgarlarının kalıntısı diyorsan muhtemelen temel gazlardan bu helyum ve sodyum. O zaman çoğunlukla dışsal kaynaklardan diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız direkt Deniz oluyor. O zaman şuna dikkat ediyorum. Bulunduğu noktaya atıf yap. Eğer süperlatif yoksa, eğer only sadece yalnızca vurguların yoksa bunlardan her zaman uzak durman gerekiyor. Önemli ölçüde içsel elementler tarafından değil, bazıları böyle düşünüyor. O zaman önemli ölçüde de patlar, elinde ne kalır? Denizli kalır. Geldim diğerine. Temel odağımız ne burada? Temel odağımız bir gezegenin atmosferini belirleyen faktörler, değil mi? Temel odağım bu. O zaman şıklara baktığımızda önceliğimiz hangisi olabilir? Tek bir yerde geçen asla doğru cevap olmaz. Güneş rüzgarlarından bahsettin, tek bir yerde geçti, asla doğru cevap olmaz. Burada mesela iç kısmından bahsetti ya da sadece helyumdan bahsetti şıklarda ya da sodyumdan bahsetti. Doğru cevabın olur mu? Olmaz. Genel bakacağız. Şimdi baktığımızda contradictory efekt, ters etkisi bulutların, yansıtıcı etkisi yani atmosferin doğasında. Ne alaka? Tek bir yerde geçiyor bu. Buna öncelik verme. Sebepler neden Merkür farklıdır diğer gezegenlerden? Atmosfer hiç esamesi okunmuyor. O da gitti. Negatif etkisi güneş enerjisi. Negatif bir etkiden bahsettim mi? Bahsetmedim. Gitti. Sonuçları ışık eminiminin. Şimdi ışık emilimi Merkür'ün iç yapısı tek bir yerde geçiyor bir. Asıl odağım bu değil iki. O da gitti ya da ışığı emiliminin sonuçlarını anlatmadın. Asıl amacım Merkür değil. O da gitti. Genel bir cümleye dikkat ediyorsun. Her zaman main'le about title'larda giriş cümlesine dikkat et. Faktörler. Bak aynı cümleyi farklı bir şekilde verir. Impacting etkileyen, gezegenin atmosferini etkileyen faktörlerden bahsediyorum. Aynı cümle değil mi? Bir gezegenin atmosferinin yapısı bağlıdır çok sayıda faktöre. Bundan bahsediyorsun. Cevap direkt Edirne. Yani pasajı anlamasanız dahi bu main'li about ya da title sorularını çözerken ilk giriş cümlelerine ve son cümlelere her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Geldim sağlık sorusuna. Mainly kelimesini temelde diye çeviriyordum. Çoğunlukla diye mi? Mainly about asıl hani özellikle anlamında da kullanılır. Mainly özellikle particularly gibi çoğunlukla diye de çevirebiliriz.
Şimdi bir bakalım. Soru türleri nasıl? Şimdi which of the following hangisi is a factor? Bir faktör ya da değişkendir. Nasıl faktör ya da değişken? Modern araştırma metotlarının cannot screen out, tarayamadığı, gözlemleyemediği. Şunu anlıyorum bu sorudan. Demek ki burada pasajda bazı faktörlerden bahsetti ve bu faktörleri modern araştırma metotları izleyemiyor. Hangisi bundan biri demiş. Tamam, bulunduğu yere gideceğiz. Sonra 68. soruda diyor ki yazarın tutumu, tonu en iyi hangisi? Sesim gidiyor mu? Seste bir sıkıntı var mı? Yok, güzel, tamam. Gitmiyor mu çocuğum? Tamamdır. Büyük ihtimal kendi internetimizden kaynaklı olabilir. Tamamdır. Şimdi baktık. Yazarın tutumu sorularında ben öncelikli olarak şıkka odaklanmanızı isterim. Çünkü şıkta hani birbirini götürecek yapılar olabilir. Mesela indifferent kayıtsız, nötrle eş anlamlıdır. Eğer şıkta nötr tarafsız olsaydı birbirini götürürdü. Optimistik iyimser demek. Admire hayran anlamında kullanıyorum. Critical eleştirel. Supportive destekleyici. Şimdi zaten şıklara baktığında destekleyici, hayran olan, iyimser olan aynıdır. Değil mi? Yani bir şey destekliyor, hayran olmuş, iyimser yaklaşıyorsun. Bunlar aynı bir yerde. Muhtemelen cevap ya eleştirel ya da nötr, kayıtsızdır. Bir yazarın nötr olması için pasajda asla bir yorum, pasajda asla bir model yapısının olmaması lazım. Şimdi eğer ki zaten sen pasajın içerisinde bir işte zıtlık geçişi, model kullanımları bunları görüyorsan bu pasajdaki yazar nötr, tarafsız diyemeyiz. Sadece bilgi aktarım yapması gerekiyor çünkü nötr olabilmesi için. Ama ben şuralarda hani could be better, daha iyi olabilir gibi yapılar görebiliyorsam, yani bir model kullanımı görebiliyorsam, buralarda pasaj tarafsız olamaz. Ona da dikkat. Muhtemelen cevap critical zaten. Bir bakalım. Şimdi which of the following temel amacım gene ilk giriş cümlesine dikkat et diyor. Bir bakacağız. Mainly about'ta, temel amaçta, title'larda giriş cümlesine dikkat edersin. Zıtlık geçişiyle konuyu da değiştirebilirsin. Ona bir bakalım. Bir, pasajımıza bakalım. Pasajım neyle ilgili? Diyor ki, a widely reported study. Çok çeşitli ya da geniş ölçüde rapor edilen bir çalışma. İddia etti to show. Göstermeyi iddia etti. Very clear. Çok açık farklılıklar. Kimin arasında? Erkek ve kadın beyni arasında farklılıklar göstermeyi iddia etti. Although this study, bu çalışma was medyada trumpet dediğimiz ne duyurulmasına rağmen as a proving that şunu kanıtlayarak kadın ve erkek beyinleri inherently doğası gereği kalıtımsal olarak farklı olduğunu duyurmasına rağmen actual evidence gerçek kanıt Whole way short. Bu gibi bir iddialardan geride kalır. Şimdi iddia yanlış diyor. Demek ki erkek ve kadın beyni farklı değil diyor burada. Şimdi bizim odağımız aslında şu. Giriş cümlesinde erkek ve kadın beyninin farklılığı, aynılığını iddia eden bir çalışmadan bahsediyorsun. Ancak eğer ki main nebata dikkat edecek olursak, eğer ki ikinci cümlede bir zıtlık geçişleri vesaire varsa main layout ya da title buraya kayabilir mi? Kayabilir. Buna dikkat edin. Çünkü niye? Bunu Türkçe'de de yapıyoruz. Metine girerken diyorum ki mesela X hastalığını engelleyebilecek çok sayıda, çok çeşitli tedavi yöntemleri vardır günümüzde. Tamam. Sen dersin ki aa konu çok çeşitli yöntemler. Ama bir yandan da dersin ki sonra devamında diyorum ki ancak bunların en etkili yolu Y'dir. Bunu engellemenin en etkili yolu Y'dir. O zaman ben artık pasajda çok çeşitli tedavi yöntemlerinden bahsetmem. Benim bu metni yazmamın tek bir amacı var, size Y tedavisini anlatmaktır. O yüzden ilk giriş cümlesinden sonra bir zıtlık bağlamına geçiş yapıyorsa main layout title ona kayar. Devamında distinction, farklılıklar do exist vardır. Farklılıklar vardır diyor. Genetik farklılıklar cinsiyet kromozomlarından dolayı değişkenlik göstererek hormon düzenlemesinde gelişme boyunca ve açık anatomik farklılıklar
Are all, bütün hepsi yansıtılır beynin yapısında. Tamam, farklılıklar var ama ancak nereye gitti? Saldırıya uğradım galiba. Şu anda bir sıkıntı var mı sesimde ya da görüntümde? Biz Zoom'a girmeye çalıştı. Heh, tamam. Ancak whether these, bunların have any impact, herhangi bir etkiye sahip olup olmadıkları oluşumu, yetişkin bir beyninin oluşumu işleyişi üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığı is a lot harder, çok daha zordur belirlemek. Şimdi benim asıl olayım, tamam, genetik olarak farklılıklar olabilir cinsiyet kuramından dolayı. Hormon düzenlemesi gelişimi boyunca farklılıklar olabilir. Açık anatomik farklılıklar vardır. Ama bunun beynin işleyişini belirleyip belirlemediği üzerinde, bunun etkisi olup olmadığı üzerinde bir kesinlik var mı? Yok. There are just, sadece too many other factor. Birçok diğer faktörler ve değişkenler vardır. Nasıl değişken bunlar? Cannot be screened out. Bir cevap geliyor bak. İzlenemeyen modern araştırma metodu tarafından. Ve can effect etkileyebilir how we use, biz nasıl beynimizi kullandığımızı. Şimdi o zaman bu faktörlerden bahsetmedi. Demek ki cevap hani şu faktördür, bu faktördür diye olacak mı? Bir bakalım. We all, biz hepimiz gelişiriz ve büyürüz bir toplumda. Nasıl bir toplum bu? Empoze eden, impoz bir şeyi zorunda bırakmak, dikte etmek anlamında sayısız farklılıklar, erkek ve kadınlar doğumdan arasında sayısız farklılıklar dikte eden bir toplumda büyürüz ve gelişiriz. Given tek başına göz önüne alındığında, düşünüldüğünde demek, nasıl bizlerin beyni büyür, gelişir in response to bizim çevremize karşılık cevaben nasıl büyüdüğü göz önüne alındığında, herhangi bunların biri could turn out, dönüşebilir to be a big influence, büyük bir etkiye, neyin üzerinde? Bizim beynimiz nasıl çalıştığı üzerinde yetişkin olarak. Şimdi o zaman etken bu. Gözlemlenemeyen etken bu. Çevrenin, toplumun bana dikte ettikleri, büyüdüğüm çevre, bunlar benim gözlemleyemediğim etkiler. Why is so much energy? Neden? Bak geliyor. Yazarın görüşü geliyor. Neden so much energy? Bu kadar çok enerji, nasıl enerji? Which deyip açmış. Could be better used elsewhere. Başka bir yerde daha iyi kullanılabilen bu kadar enerji neden atfedilir, verilir bir çabaya? Göstermek için bilişsel, işlevsel diyeyim daha doğrusu, işlevsel farklılıkları erkekler ve kadınlar arasındaki bu beyin işleyişi arasındaki farklılıkları göstermek için veriliyor. Neden bu kadar çaba veriliyor? Özellikle when it is far from certain, far from certain kesinlikten çok uzakta olduğunda, bu gibi şeylerin even exist, var olması bile kesinlikten çok uzakta olduğunda özellikle neden bu kadar enerjiyi buraya veriyoruz? Şimdi sizce yazarın görüşü ne? Yazarın görüşü destekleyici mi? Değil. Yazar supportive değil, yazar hayran değil, yazar iyimser değil. İkincisi, yazar asla nötr değil. Çünkü yazar soruyor, neden veriyorsun bu kadar enerjiyi? Yazar bariz eleştirel. Onun cevabını verdin sonda. Özellikle yazarın görüşü yapılarında pasajın sonuna dikkat edin. Son ne yaparız biz bir kompozisyon yazarken? Giriş, gelişme, sonuç yaparız, değil mi? Girişte hangi konudan bahsedeceksin? Gelişmede bu konuyla alakalı ilerlemeler ya da artık onunla ilgili bilgiler. Sonuç cümlesinde girişten bahsettiğini bir toparlar, en son yorumunu yazar, kenara çekilirsin. Aynı mantık burada. Son cümleleri o yüzden yazarın görüşü, yazarın tutumu sorularında son cümlelere dikkat et. Onun dışında bu pasajın amacı ne? Sizce bu pasajın amacı ne? Kadın erkek beyni işleyişi arasında bir farklılık olup olmadığı üzerine bir metin bu. Bu bağlama bakacağız. Onun dışında yazarın en sondaki görüşü eleştirel. Bu araştırmanın gereksiz olduğuna dair bir vurgu yapıyor. Şimdi o zaman hangisine gidersin? Bilgi vermek için mi yazdım bu pasajı?
To put the blame on, topluma suçlamak için mi yazdım bu pasajı? Araştırmacıları eleştirmek için mi yazdım bu pasajı? Övmek için mi yazdın medyayı? Vurgulamak için mi yazdın insan beyninin esnekliğini? Burası yeter bize. Ne için yazdım ben bu pasajı? Bir araştırma var ve bu araştırmayı ne yapmak için yazdım? Eleştirmek için yazdım. Zaten 68'e doğru cevabı verirsen yazarın tutumu title aslında mail nebatla taban tabanıdır. Bu şekilde baktığında ben ne yapıyorum? Eleştirmek için yazıyorum. Bak okuyuculara farklılıklar hakkında erkek ve kadın beyni arasındaki farklılıklar hakkında bilgi vermek için mi yazıyorum? Asıl amacım bu mu? Hormonlar ve anatomiyi etkileyen. Bunlar tek bir yerde geçti. Bunu gönder. Toplumu suçluyorum. Genel olarak empoze ettikleri için farklılıkları erkek ve kadın arasında genç yaşta, çok genç yaşta. Hani beyin nerede burada? İşleyiş nerede? Sadece toplumsal yapıdan bahsediyorsun. O da gitti. Övüyorum medyayı. Medyayı hiç övme var mı? Hani kuvvetli bir şekilde rapor ettikleri için bilimsel bir gelişmeyi. Nasıl bilimsel bir gelişme? Proof, kanıtlayan başlangıçtaki farklılıkları erkek ve kadın beyninin. Onun için övdük mü biz medyayı? Hayır, aksine medya rağmen olduğu yere dikkat et. Hani medya bunu kanıt olarak göstermesine rağmen aslında kanıt bu gibi bir iddianın çok gerisinde kalıyor. Yani yanlış bir yapı var. Övmem ben bunu. Onu da gönderdim. Beynin elastisite, esnekliğini in receiving bilgiyi algılamada, çevreden ve hızlı bir şekilde adapte olmada bu etkilere bundan mı bahsediyorum? Beyin muhteşem bir şey, bundan mı bahsediyorum? Hayır. Benim amacım araştırmacıları eleştirmek. For wasting their valuable time, değerli zamanlarını ve enerjilerini israf ettikleri için çabalamakta kanıtlamaya farklılıkları, nasıl farklılıklar? May not even exist. Var olmayan farklılıkları kanıtlamakta zaman harcadıkları için. Son cümleyle aynı bak. Main nebatlarda giriş ve son cümlelere dikkat edin demiştik. Burada da diyorsun ki hani var olduğu bile belli olmayan bir şeyde özellikle. Neden bu kadar zaman çaba harcanıyor? Nereye kaymış main nebat? Son cümleye kaymış. Ya ilk giriş cümleye dikkat edeceğiz ya son cümleye dikkat edeceğiz. Zıtlık geçişinde zıtlığın olduğu yere dikkat edeceğiz. O zaman doğru cevap ne olur? Ceyhun olur. Geldim şuraya. Şöyle bir baktığımda. Peki modern araştırma metodunun izleyemediği bir faktör ya da değişken neydi? Biz bir çevrede yaşıyoruz, değil mi? Şunun olduğu yere dikkat edelim. Biz bir çevrede yaşıyoruz ve bu çevrede erkeğe ve kadına bazı sayısız farklı roller biçiliyor, empoze ediliyor. Şimdi bunları ben ne yapamıyorum? Gözlemleyemiyorum. Bunlar büyük etkiye dönüşebiliyor beynimin nasıl işlediği üzerinde. O zaman doğru cevap ne olabilir? Yapısal farklılıklar cinsiyet kromozomu tarafından. Bu gözlemlenir. Hormonal düzenleme gözlemlenir. Onlar yukarıda kaldı. Genetik farklılıklar yukarıda kaldı, gözlemlenir. Erkek ve kadın anatomisindeki farklılıklar gözlemlenenler, onlar gitti. Sosyal cinsiyet dengesizlik etkisi beyin üzerinde. Yani social, environmental, çevresel, toplumsal bir yapıyı gözlemleyemiyorsun. Cevap direkt edinme olur. Var mı sıkıntı? Çok güzel. Aslında paragraf soru çözümümüz o kadar tatlıdır ki. Nereye bakmanız gerektiğini bilmemiz gerekiyor sadece. Ben izleyemediğim, gözleyemediğim yapıya nerede geçtim? Bakın. İzleyemediğim, gözleyemediğim yapıya şurada geçtim. Şuradan itibaren geçtim, değil mi? Buradan itibaren geçtim. Fark ettiysen genetik farklılık, hormon düzenlemesi, cinsiyet yapısı, anatomik farklılıklar yukarıda kaldı. Bunlar o zaman buraya alınır mı? Alınmaz. Bütün şıklar onları vermiş. Bak, cinsiyet kromozomu, hormon düzenlenmesi, genetik farklılıklar, anatomisi onlar daha üstte kaldı. Nerede geçtim konuya gözlemlenemeyen? Aşağıda geçtim. Sana bir tek Edirne kalır. Geldim sosyale. Şimdi bir bakalım. Gene bir kelime sorusu. Kelime sorularını çözerken illa o kelimenin anlamını bilmek zorunda değilsiniz hocalarım. Ki zaten genelde bilinmeyen, çok fazla kullanılmayan kelimelere atıf yapar. Sizin odağınız sadece şu olacak. En yakın anlamını soruyor. Evet, ona da dikkat edin. Yakın anlam mı, zıt anlam mı? En yakın anlamını soruyor.
Şimdi bu kelime ne demek? Bunu bileyim, öğrenmeye, işte hatırlamaya çalışma. Sen bu kelimenin geçtiği yere dikkat et ve bu kelimenin, bak şurada geçiyor, bu kelimenin üzerini sil ve buraya bir kelime sorusu çözüyormuş gibi yaklaş. Hani bazı yüz ifadeleri, nasıl yüz ifadeleri? Such as diyerek gibi demiş. Hafif bir gülümseme. Hafif bir gülümseme gibi yüz ifadesi nasıl bir yüz ifadesi olur? Şimdi bunun üzerine odaklan. Sıfat sorusu çünkü. Bu bir. Bir, weird, tuhaf, garip demekti. Doubtful, şüpheli demekti. Serious, ciddi demek. Intense, yoğun demek. Basic, temel demek. Sence en mantıklı kelime buraya nasıl gelir? Birincisi, hafif bir gülümseme tuhaf bir yapı değildir. Ya da şüpheli bir yapı değildir. Ciddi bir yapı değildir. Ya yoğun, yoğuna sen slightly der misin? Slight der misin? Yoğuna slight, hafif. Az anlamında, hafif anlamında. Yoğun olur mu? Olmaz. Sıfat eşleşmesi yapıyoruz. O zaman bu gitti. Doğru cevap direkt ne olur? Basic, temel olur. Rudimentary zaten fundamental, basic, temel, ana anlamında kullanılıyor. Cevap direkt kendini gösterir. Devamına baktığımızda, what was, şunun temel sebebi, for using, kullanmak için, a very young, çok küçük katılımcı kullanmasının nedeni ne diyor? What was the main reason? Adamımızın araştırmasından neden çok küçük yaşta katılımcı kullanıyor? Bunu verecek cevap olarak, tamam. Diğerine baktığımızda it is clear, açıktır. Jean ile ilgili. Jean'in olduğu yere git diyor. Başka bir yere bakmıyoruz bak. Bununla ilgili hangisi doğrudur? Kayma pasajda. Soru beni nereye gönderiyorsa oraya gideceğiz. Bakalım. Şimdi 1970'te Amerikalı psikoloğum Andrew başlattı a revolution, bir yenilik. In developmental, hani gelişimsel psikolojinin türlerinde bir yenilik başlattı. When he demonstrate, o gösterdiğinde şunu, yeni doğanlar içgüdüsel olarak, instinctive, içgüdüsel bir şekilde imitate ederler, taklit ederler bazı temel yüz ifadelerini. Hafif gülümseme gibi. O zaman bebeklerin, yeni doğanların bazı temel yüz ifadelerini taklit ettiğine dair bir gelişimsel devrim başlatmış adamım. En küçük, bebeklerin en küçüğü. Who was test? Test edilen adamımız tarafından was only, sadece 41 minute old. Sadece 41 dakikalıktı. Yani 41 dakika yeni doğandı. Nedeni geldi mi? Hala gelmedi. Neden küçüğü seçti? Gelmiyor. Every second of his life, onun hayatının her bir saniyesi had been documented. Ne yapılmış? Bilgi kaydedildi in order to demonstrate, göstermek için şunu. He had not previously, daha önceden not seen, görmemişti mimikleri. Mimik kelimesi that bu adam perform, uyguladı for his experiment. Onu deney için uyguladığı mimikleri daha önce görmediği, göstermek için her bir saniyesi kayıt altına almış. Stil, bebek. Arada sesim kesiliyor mu? Ama bebek, manage. Buradaki stil ama fakat zıtlık olarak kullanıldı. Ama bebeğimiz idare kesilmiyormuş hocam. Kendi internetinden kaynaklı olabilir. Ama bebeğimiz manage, idare edebildi, yönetebildi taklit etmeyi, bu mimikleri. Şimdi şurada cevap var, dikkat edin. Sizce bu çocuk neden ya da bu adam neden çok küçük bebekleri tutuyor? Neden en küçük bebekleri ya da çok minik 41 dakikalık bir bebeğin üzerinde çalışma yapıyoruz? Çünkü he hadn't previously seen, mimikleri daha önce görmemiş olduğunu göstermek için, bak mekmak için, o her saniyesi kaydedildi deneyi için ve bebeğim ne yapabildi? Bu mimikleri taklit edebildi. O zaman cevap burada. Devamında böylece
Adamımız argue, hemfikir olduğu bir innate, içsel mekanizmanın must be present, sunulabildiğine, sunulması gerektiğine, yeni doğanın beyninde, buradaki must zorundalık değil de yüksek ihtimale atıf yapıyor. Bir neden sonuç attığı için. Hani yeni doğanın mekanizmasında, yeni doğanın beyninde bir içsel mekanizma sunulmalı. Nasıl bir mekanizma bu? İzin veren bu gibi taklit davranışlarının to take place, meydana gelmesine izin veren bir içsel mekanizma olduğunun kanıtı gelmiş aslında. Yüksek ihtimali gelmiş. Bu kanıt evrimsel, devrimsel bir şekilde devrimdi. Çünkü doğma, held that. Eski doğma şunu düşünüyordu. Buradaki hold kelimesini nasıl çevirebilirim hocam? Bilim insanları hold that, şuna sahiptir, şunu düşünür. Genellikle sahip olmak ve düşünmek olarak çevirmenizi tavsiye ederim. Normalde hold bir yere tutunmak, dayanmak anlamında da kullanılıyor. Ama bir doğmadan, bir çalışmadan, bir bilim insanının görüşünden bahsederken şunu düşünür, şuna sahiptir diye çevirmemiz daha doğru. Eski düşünce şuydu. Bebekler öğrenirler taklit etmeyi in the second year of life. Hayatının ikinci yılında, 2 yaşında yani. Bir inanıştır bu. Originating, ortaya çıkan J'nin çalışmasında. Adamımız geldi. Asıl cevabımız da geldi. Muhtemelen en etkileyici figür bu adam. Ever in the field of gelişimsel psikoloji alanındaki en etkileyici figür olan J'nin çalışmasından gelen bir inanıştı bu. Aslında in effect etki olarak adamımız, bu J'nimiz school implicitly. Şimdi Jean ekoli diyeyim hatta buna. Bu adamın düşünceleri, bu adamın takipçileri diyebilirsin. Hani imalı bir şekilde iddia eder şunu. Bebekler öğrenirler taklit etmeyi ama diğer adamımızın verisi iddia ediyor şunu. They may actually, aslında onlar taklit ederek öğrenirler. Şimdi ikisinin farklılığını fark ettik mi? Bir diyor ki bebekler taklit ederek öğreniyor. Diğeri diyor ki bebekler taklit etmeyi öğreniyor. Şimdi o zaman şuraya geldiğimde asıl soru neydi? Neden çok küçük yaşta çocukları alıyorum? Çünkü bunu garanti altına almak için. Çünkü daha önce bu mimikleri görmemiş olduğunu garantilemek için. Bunu görmediğini göstermek için çok küçük yaştakileri tutuyorum. O zaman cevabımız ne olur? Hangisi olabilir? Compare, karşılaştırma onun bulgularını bu katılımcınınkiyle diğer çalışmalarda. Bu olur mu? Bu olmaz. Bunu bir gönder. Hani karşılaştırma onun bulgularını from this participant, bu katılımcıdan, with those in other, diğer çalışmalardakiyle karşılaştırmak için, yoksa bir şey garantilemek için mi? Dikkat edin. Diyor ki rule out. Hani kural dışı yapmak ya da ortadan kaldırmak için diğer çalışmanın bulgularını, daha büyük bebekler üzerine olan çalışmanın bulgularını kaldırmak için değil. Ne için? Garantilemek için. Bak dikkat et. Ensuring, daha önceki bilginin yokluğunu garantiliyorsun. Expression display, gösterilen ifadenin daha önceki bilginin varlığını, yokluğunu garantilemek için. Güzel. Experimenting on, yeni bebekler üzerinde, farklı yaşlardaki bebekler üzerinde, yeni doğanlar üzerindeki deney yapmak, irrespective of cinsiyetlerine bakmaksızın. Cinsiyetle ilgili bir amacım yok. Reproduce, yeniden üretmek, yeni bebeğinin reaksiyonunu. Görüntüler vasıtasıyla, bu da değil. Dikkat edin, cevap mekmak içinde, şurada. Ne yapmak için? Göstermek için. Onun daha önceden görmemiş olduğum minikleri, bunun için, bunu garantilemek için, bunu göstermek için yapıyorum. O yüzden doğru cevabım ne olacak? Cehan olacak. Ensure sağlamak, garantilemek, temin etmek, her türlü çevirebiliriz. Geldim son soruma. Şimdi biz Jin'le ilgili ne söyleyebiliriz? Jin'in olduğu yer neredeydi? Şuradaydı. Şimdi diyor ki bu bir inanıştır. Ortaya çıkan J'nin muhtemelen en etkileyici figürmüş bu, gelişim psikolojisinde olan en etkileyici figürümüz olan adamın çalışmasında ortaya çıkan bir inanışı ne yapıyor? Yıkıyor yeni olan. Şimdi bu inanış neydi? Bebekler taklit etmeyi öğrenirler. Yılın ikinci yaşlarında, hayatlarının ikinci yılında. Ve ikisi arasındaki fark şu. Bu ekol diyor ki bebekler öğrenir taklit etmeyi, ama yeni çalışma diyor ki
Onlar aslında taklit ederek öğreniyorlar. Şimdi ben cinle ilgili sorudayım. Hangisi olabilir? Cine göre. Genellikle headless bu adamımız daha az etkiye sahip mi gelişim psikolojisinden diğerinden? İkisini bir karşılaştırma yaptık mı? Bu bundan daha az etki, bu bundan daha fazla etkiye sahip diyebilir misin? Diyemezsin. En etkileyici figür diyorum ben Jean için. Daha az etkiye sahip diyemem. Adana'yı gönderdim. Adamım iddia etti. Bebekler are not born. Doğmazlar. İçsel bir yetenekle taklit etmek için olabilir. Çünkü taklit etmeyi öğreniyorlar diyor. Olabilir. Bursa kalsın. Kanıtladı şunu. Kanıt var mı? İşin içinde yok. Yeni doğanların beyni bir içsel mekanizmaya sahip. İçsel mekanizmaya sahip olan sahiptir diyen Andrew'du. Onu da gönderdim. Adamımız Vazeybult'u yenileştirebildi deneysel tekniklerini. Bunu yenileştiren gene Andrew, Jean değil. Onu da gönder. Would agree. Hemfikir olurdu Jean'in fikirleriyle. Taklit davranışı üzerinde büyük bir boyutta. Hemfikir miyiz yoksa zıt mıyız biz? Zıt fikirliyiz. Onu nereden çıkarıyorsun hocam? Tam sonda söylüyorum çünkü. Diyor ki, Jean Ecole diyor ki, bebekler taklit etmeyi öğrenir. Ama Andrew Ecole diyor ki, onlar aslında taklit ederek öğrenir. Zaten şurada bir zıtlık var. Biz kontradik, çelişkiliyiz. Biz birbirimizle zıttız. O yüzden bunu da kullanamam. Doğru cevap ne olur? Bursa olur. Peki neyi bunun asıl kastı? Diyor ki, Tacestet şunu iddia ediyor. Bebekler içsel bir yetenekle taklit etmek için doğmaz. Onlar taklit etmeyi öğrenirler diyor. Bunu söyleyen, bebeklerin içsel bir yetenekle doğduğunu söyleyen Andrew'du çünkü. Doğru cevabımız ne olur? Bursa olur. Anlaştık mı? Sağlık, sosyal fen. 2022 pasajlarımızda böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Altı çizili kelimeler ya da kelimeleri gördüğünüzde onun üzerine çizip kelime sorusu çözüyormuş gibi yaklaşmayı ihmal etmiyoruz. Main layabout title sorularında boşluk paragrafın başına ve son cümleye dikkat etmeyi ihmal etmiyoruz. Onun dışında yazarın görüşü şıklardan öncelikli olarak yola çıkarak iki şıkka düşürüp son cümlelere özellikle dikkat ediyoruz. Onun dışında görmeden mimikleri nasıl öğrenecek garip pasajmış. Yok, şunu söylüyor aslında pasaj. Yani içsel bir yeteneğe sahip. Hani mimiyi 2 yıl içinde öğrenmiyor, görerek direkt öğreniyor. Hani taklit ederek öğreniyor. Onun dışında şöyle bir baktığımda şıklarda dediğim gibi mainly gibi, only gibi, largely gibi pasajda olmayan yapılardan bahsederse önceliğiniz asla bu şıklar olmasın hocalarım. Tamam. Hocam üniversite bir ne zaman YKS'ye girerse OBP'si kırılmaz. Ben OBP'nin çok fazla kırıldığını düşünmüyorum. OBP'ye çok fazla takılmayın. Dilediğiniz kadar hani sınava başvuru yapabilirsiniz. Önemli olan OBP değil orada. OBP aman aman işte yerlere düştü. İşte çok fazla kaybettim puanımı. İşte ikinci yılımda tercih ettim falan. Hani böyle düşünmeyin. OBP'ye çok fazla aman aman bir azalma olmuyor. Dersin kaydı sisteme, YouTube'a direkt eklenecek. Son zamanlarda kaç net yükseltebiliriz? Hangi sınav için? YDS mi, YÖK değil mi? EYDS mi? Ya da işte YKS değil mi? Onun dışında hocam tıpkı soruları yayınlanmıyor hocalarım. Tıpkı sorulara çok biz de ulaşamıyoruz. YÖK dil için mi? Son zamanlarda 3 haftamız var YÖK dil için. 3 haftada 15 net bile arttırabilirsiniz. Bu tamamen sizin performansınıza bağlı. Belli bir kırılma puanları vardır. 56'dan yukarıya çıkma noktasında ya da işte 90'ın üzerine zorlama noktasında kırılma puanları vardır. Ama 55, 60, 65, 70 aralığı çok rahat yükselebilir. Zaten ilk sıfırla başlayan bir öğrenci 40-45 arasında net yapabilir. Ve o 11 doğruyu çok rahatlıkla 70 puanı çıkarabilir. 70'ten sonrası, 90'dan sonrası biraz zorlar. Yok dilde 48 aldım. Hocam YDS 70'te sıkıştım. Son iki sınavdır 90 istedi. Öneriniz nedir? Bol bol deneme çözmek hocam. Her güne bir deneme. Bir deneme çözüp bir gün boşluk bırakıp hani oradaki denemeyi analizlemen lazım senin. Artık eksiklik noktasında gramer ya da kelime eksikliğin aman aman yoktur. Birazcık bilmediğin metinlerin kelimelerine, işte soru çözümlerinin farklı yöntemlerine birazcık daha yayılman lazım. Çünkü şey testleri bitirdikten sonra kesinlikle özgün testlere de dikkat et. Ama bilmediğin kelimeleri özellikle odaklattım. Hocam Elinet üzerine çıkmak için, Elinet üzerine çıkmak için bağlaç sağlam otursun, prepozisyon sağlam otursun, paragraf soru çözümünden cümle tamamlamalı.
asla ve asla kaçmayın hocalarım. 50 almamız yetiyorsa zaten ilk 30'da grameri bağlacık kelime soru çözümünü preposition oluşturduysanız rahatsınız. Bağlaç oturursa cümle tamamlamada oturur demektir. Orada da rahatsınız. O yüzden şu an odaklanmanız gereken bağlaç cümle tamamlama, bol bol paragraf ve kelime soru çözümü olsun. Tamam? Anlaştık mı? Ben gidiyorum. Akşam dersim var. Yaklaşık bir 45 dakika sonra bir dersçiyim daha var. Grup dersim var. Şimdi kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz hocalarım. Önümüzdeki cumartesi, cuma ve cumartesi günleri gene soru çözümleriyle devam edeceğiz. Lütfen paragraf soru çözümünü ihmal etmeyin. Günde en az 3 tane paragraf soru çözümümüz muhakkak ki fix çalışmanızda olsun ki gelişmeniz artsın. Hızlı okuma tekniğiniz ve kelime bilginiz artsın hocalarım. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki cuma günü tekrar canlı derste görüşmek üzere. Bay bay. Aman, yanasın aman, sen benden geçtin aman.